Hocam para kazanıyor muyuz para? Mühendislikte para var mı hocam? Bir sürü mühendislik var sevgili arkadaşlar. Hepsini tek tek de konuşacağız. Hocamlardan bilgisayar mühendisliği konuklarımız olacak. Hocam endüstri mühendisliği programın sonuna doğru biraz başlatacağım. Sonra onun özel bir yayın yapacağız. Tabii mühendislik konusunda para kazanıyoruz mu derseniz elbette para kazanılıyor. Yani zaten mühendisler birazcık hani olaya para kazanma boyutuyla bakıyorlar. Özellikle endüstri mühendisleri ne kadar çok tasarruf edebiliriz de başlıyorlar. Ne kadar verimli olabiliriz de başlıyorlar. Para kazanmak tabii para bir çıktı olarak değerlendirebiliyor ama tabii işte ne kadar para kazanıyoruz? Eğer ben bilmiyorum Ali Hocam'da da paylaştım. Ali Hanım'da da paylaştım. Dedim ki başkasının verdiği parayla zengin olunmaz. Evet çok güzel bir cümle. Yani siz maaşla zengin olacağınızı düşünüyorsanız o biraz istihdai bir durum. Olmaz. Ama girişimci, siz girişimci olacaksanız işte girişimcilikle çok para kazanabilirsiniz. Tabii mühendislerin çok para kazananları var. Özellikle başkalarının ne bileyim işte çalıştırılmasını sağlayan meslekler, sistem kurup işte şeyler kurgulayanlar onlar çok para kazanıyorlar. Ama takım olabilenler takım halinde para kazanabiliyorlar. Eğer mesleğinizi sevmiyorsanız bir tek para odaklıysanız bütün meslekler olduğu gibi para mutluluk getirmiyor tek başına. Evet. Sevgiyle beraber bir para geliyorsa işte o zaman güzel oluyor. Yani bugüne kadar birçok mühendis yeterince iyi koşullarda en azından belli şartlarda yaşadı. Ve bu böyle de olacak yani böyle olmak da gerekiyor. Belki belli dönemlerde belli mesleklerde birikmiş sayı çok olduğu için ya da insanlar sevmediklerinden o mesleği icra etmedikleri için para kazanamaz hale gelebiliyorlar. Hı hı. İşsizlik var denebiliyor. Ama şunu söyleyeyim ben yani her mühendislik alanına işlerini iyi yaptıktan sonra ve sevdikten sonra para kazanma şansları var. Hı hı. Ve bu böyle de olacaktır. Yani nasıl mezun olduğunuzla ilgili... tabii ki arkadaşlarım da şu anlamda haklılar. Son dönemlerde çok böyle hani kişiliksel niteliklerinizin önemsenmediği bir takım örnekler de görüyoruz. Onlar da umutsuzluk yapıyor ama hiç umutsuzluğa yer yok arkadaşlar. İşini iyi yapan eninde sonunda yolunu buluyor. Hani o konuya odaklanacağız. Üniversitede okurken çok iyi yani çok iyi nitelikler kazanmak lazım. Yani başarının %70'i size ait. %30'u dışarıdaki faktörler etkiliyor. Eğer siz içinizdeki o enerjiyi bulabiliyorsanız ve bir hedefler koyabiliyorsanız tabii ki bazı durumlarda bir defada olumlu olmayabiliyor. Birkaç iş başarısız olabiliyor ya da aradığınızı buluncaya kadar değişiklikler olabiliyor ama sonuçta eğer bir hedefiniz varsa muhakkak o size ulaşıyor. Hı.